Merhaba arkadaşlar. Tarih dersi anlatım föylerinin 15. ile beraberiz. Konu başlığımız Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti. Aslında 1302 ile 1453 yılları arasında Osmanlı kuruluş dönemini inceleyeceğiz arkadaşlar. Biz bu dönemde Osmanlı nasıl kuruldu? Büyümesinde etkili olan gelişmeler neydi? Büyümesini kolaylaştıran faktörler nelerdi? Şöyle bir genel hatlarını incelemeye çalışacağız ve konumuzu da çıkmış sorular, örnek sorular ve test sorularıyla ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Şimdi konuyu anlatmaya başlamadan önce şunu dediğinizi duyuyorum ben. Acaba bu konuda nasıl sorular geliyor ve bu konu ÖSYM açısından önemli mi? Evet arkadaşlar oldukça önemli. Hem eşit ağırlık hem de sözel öğrencilerimizi ilgilendiren bir konu. Son 10 yılda çıkmış olan soru sayısı 15 civarında. Belki hani bir eski Türk devletleri kadar olmasa bile soru çıkartan konuların başında geliyor arkadaşlar biraz dikkatli bir şekilde yapmamız gereken konulardan bir tanesi. Hem yorum soruları geliyor hem de bilgi ağırlıklı sorular geliyor. Şöyle bir kronolojiye de bakacak olursak 1302 yılında Koyun Esar Savaşı yapıldı. Bizans yapılan ilk savaştı kimin ama Osmanlı'nın? Yoksa Türklerle Bizans'ın yaptığı ilk savaş çok daha önceye dayanıyor. 1048 yılındaki Pasinler Savaşı'dır. 1326 yılında Bursa fethedildi ve başkent yapıldı. 1329 yılında Maltepe Savaşı ya da diğer adıyla Palekonan Savaşı yapıldı. 1331 yılında İznik alındı. Peki İznik ne zaman Türklerin elinden çıkmıştı? 1. Haç Seferinde. 1. Haç Seferinde Haçlılar İznik'i ki Türkiye Selçuklu'nun başkentiydi. Onlardan aldılar ve Bizans'a vermişlerdi. Bu tarihten ta arkadaşlar 1331'e kadar Bizans elindeydi. Tekrardan geri alınmış oldu. 1337 yılında İzmit'te alınınca Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlandı arkadaşlar. 1345 yılı önemli mi? Çok çok önemli. Neden? Karisi Beyliği Osmanlı eline geçti. Peki bunun ne önemi var? Arkadaşlar bu zamana kadar Osmanlı'da denizcilik faaliyetleri yok. İşte bu tarihten sonra denizci bir beylik Osmanlı katılınca ki ilk katılan beyliktir. Osmanlı'da hem donanma hem de denizcilik faaliyetleri ne olacak? Olacak. 1353 yılında Çin Pekarisi Osmanlı eline geçecek. Nasıl mı? Savaşsız. Bakın Rumeli Danı'nın ilk yer Osmanlı'ya hediye olarak verilen yerdir. 1363 yılında Edirne fethedilecek. Önemli bir Hristiyan şehri. Bu başkent haline gelecek. Ne zaman kadar İstanbul alana kadar. İşte Edirne'nin fethi de ilk haç savaşı olan Osmanlı bazında söylüyorum. Sırp sındığına ne yapacak? Sebep olacak. 1371 yılı Çirmen savaşı olacak. 1389 yılı ikinci Haç savaşı birinci Kosova savaşı olacak ve Osmanlı ilk defa bu savaşta topu kullanacak. 1396 yılında İstanbul kuşatmasını kaldıran Nibolu savaşı olacak. 1402 yılı Osmanlı için kötü bir yıl. Neden? Ankara Savaşı olacak. Osmanlı bu savaşta Timur'a yenilecek ve Osmanlı dağılma tehlikesi geçirecek. Yıldırım Beyazıt esir düştüğü için Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında tat kavgası çıkacak. Tam 11 yıl boyunca Osmanlı fetret devrini yaşayacak. Bu tat kavgalarından Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından olan Çelebi Mehmet Galip çıkacak ve tekrardan devlet de otoriteyi sağlayacak. 1444 yılında Varna 1448 yılında ise 2. Kosova Savaşı yine Haçlarla kuruluş döneminde yapılan savaşlardır arkadaşlar. Peki kurulduğu dönemde yani 14. yüzyıl bazında söylüyorum. Anadolu'nun ve çevresinin durumu neydi? Biraz onun üzerinde de durmakta fayda var. Anadolu'daki durumla başlayalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti artık yıkılış döneminde. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü arkadaşlar Köze Dağ Savaşı'nı yapmış ve bundan sonra artık bir daha toparlanamamış. Peki bu sırada ne oldu? Köse Dağ Savaşı'ndan sonra aslında Türkiye Selçukluların uçlarda kendilerine bağlı olarak kurmuş oldukları beylikler tekrardan kuruldu arkadaşlar. Bu seferki ikinci beylikler dönemi dediğimiz dönemler başladı. Ve bunlar birer birer ne yaptılar? Bağımsızlıklarını ilan ettiler. İlhanlılar bu dönemde yavaş yavaş Anadolu üzerindeki etkinlikleri ne yaptı? Kaybetti. Peki İlhanlılar kimdi? İşte Türkiye Selçuklu'nun Dağ Savaşı'nı yaptığı Moğol koluydu arkadaşlar. Peki Bizans'ta durum ne? Bizans Osmanlı'nın komşusu. Osmanlı en küçük beylik ve ama dünyanın o tarafta en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans'ta işler hiç de iyi değil. Çünkü arkadaşlar tat kavgaları var. Merkez otorite bundan dolayı iyice zayıflamış. Tekfur adı verilen ve vilayetlerin başında bulunan valiler de merkezi dahi dinlemiyorlar. Peki bu Osmanlı içine yarar mı? Tabii ki yarar. Bir güç olarak Osmanlı onların karşısına çıkamayacak Bizans. Çıksalar bile çok da güçlü olamayacaklar. Peki Balkanlardaki durum ne? Balkanlarda da arkadaşlar Anadolu'daki beyliklerin benzeri bir durum var. Nasıl? Çünkü bir sürü ufak 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 krallıklar var. Bunlar birbirleriyle çatışma halinde. Bu çatışmalarda hem siyasi faktörler hem de mezhep çatışmaları nedir etkili olmuş. Avrupa'da ise Avrupa'nın iki tane önemli devleti birbirini yiyor. Yani kim bunlar? İngiltere ve Fransa yüzyıl savaşları içindeler. İngiltere Fransa topraklarında hak iddia etmişti. Bu yüzden savaşlar başlamıştı. Tam 117 yıl boyunca birbirlerine savaştılar en son Fransızlar İngilizleri topraklarına ne yapacak kovacak ve böylece bu savaşlar sona erecek. Peki denizlerde bu dönemde hangi devletler güçlü? Biraz üzerinde durmakta fayda var. Arkadaşlar İtalya şehir devletleri çok güçlü. Orta Çağ denizci milleti, Venedik ve Ceneviz ticari açıdan çok ciddi şekilde güçlenmişler denizcilikleri sayesinde. Diğer devletler neler? Altın Ordu Devleti Batuhan tarafından Cengiz Han'ın torunudur. Karadeniz'in kuzeyinde kuruldu. Timur tarafından yıkıldı. Arkadaşlar yıkılması kimin işine yaradı? Rusların. Ruslar hızlı bir şekilde Karadeniz kıyılarına onlardan boşulan yerlere ne yaptılar? Yerleştiler. Memlükler Eyyubi komutanlığına Aybek tarafından Mısır'da kurulmuştu. Baharat yolu yüzünden oldukça zenginleşmişlerdi. Suriye, Filistin, Hicaz ve Güneydoğu'yu hakimiyet altına aldılar. Ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda 1517 yılında ne yaptılar? Yıkıldılar. En önemli özelliklerinden bir tanesi Abbas devleti yıkılınca Abbas hanedandan birini kendi ülkelerinde himaye etmeleri ve böylece halifeliği bir anlamda korumalarıdır. İlhanlılar evet Anadolu istila eden artı Bağdat'ı işgal edip Abbasi yıkan devlet artık çok güçlü değil. Ve gerçekten bir süre sonra da ne olacak? Osmanlı daha kuruluş aşamalarının başında yıkılacak. İşte bu sonuç Osmanlı'nın kısa sürede büyümesine çok etkili arkadaşlar. Yani un hazır, tuz hazır. İşte şeker hazır. Neden helva olmasın? Osmanlı'nın kurulması ve büyümesi için çevresindeki her türlü etken uygun ve buna müsait arkadaşlar. Peki gelelim Anadolu Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili değişik tarihçilerin, değişik ilim adamlarının görüşlerine. Şimdi Osmanlı Beyliğinin Oğuzların Bozok koluna mensup olan Kayı boyu tarafından kurulduğunu biz biliyoruz. Peki Kayı ne anlama geliyor? Kayı sağlam, güçlü, kuvvetli anlamına gelen bir kelime arkadaşlar. Nasıl ortaya çıktılar? Biraz üzerinde durmakta fayda var. Moğol istilasının önünden kaçan Türkmenleri daha önceden anlatmıştık. İşte o Türkmenlerden bir boy kayı boyu da Ertuğrul Gazi liderliğinde Anadolu'ya gelecekler. Dönem Alaaddin Keykubat'ın dönemi. Alaaddin Keykubat ilk olarak bunları işte Doğu Anadolu'ya, daha sonra Ankara Karacadağ'a, en sonunda arkadaşlar Söğüt ve Domaniç içerisine yerleştirecek. Bunlar iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde... Selçuklulara bağlı olmak üzere uç beyliği olarak görev yapacaklar. Yani görevleri ne? Sınırlardan kendilerine devlete gelecek herhangi bir saldırıyı engellemek ya da en aza indirmek. Arkadaşlar Ertuğrul Gazi ilk kayınlarının başında bulunan kişidir. Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra Osman Gazi en küçük oğludur. Başa geçecek. Ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması üzere bağımsızlığını ilan edecek. Ve böylece Osmanlı Devleti artık resmen ne olmuş olacak? Kurulmuş olacak. Ama Kuruluşla ilgili değişik bilim adı insanların değişik tarihçilerin görüşleri var. Bunlardan ilki Paul Witek'in görüşüdür. Paul Witek arkadaşlar Osmanlı'nın büyümesinde ve güçlenmesinde gaza ve cihat düşüncesinin çok etkili olduğunu söylüyor. Şimdi Vitek o dönemlerde gazi unvanının çok önemli görüldüğünü ve Osmanlı da bu şerefi taşımak için gaza ve cihat'a çok önem verdiğini. Bu durumunda pek çok Türkmen'in Oğuz Türkmeninin yani de Oğuz e, halkının Osmanlı ülkesine doğru e, gittiklerini ve bunların da fethedilen alanlara yerleştirildiği zaman da çok hızlı bir şekilde arkadaşlar büyüdüğünü ve güçlendiğini söylüyor. Aynı zamanda yine arkadaşlar ulema ve din alimleri de Osmanlı devletinin yanında olup da halka adil ve hoşgörülü bir yönetim izlemesi konusunda e, tavsiyelerde bulununca Osmanlı ne yapacak kısa sürede büyüyecek. Diğer birisi Fuat Köprü'dür. Fuat Köprü aynı zamanda bir edebiyatçıdır. Kuruluşla ilgili arkadaşlar çok değişik görüşleri olan bir insandır. Ona göre arkadaşlar büyümesi neler etkili? Mesela Selçuklu Devleti'nin otoritesinin zamanı kaybetmesi, Türklerin işte bundan yararlanarak bağımsızlık yaşama duygusuna sahip olduklarından dolayı birer birer bağımsızlıklarını ilan etmesi, yine Kayı boyun Oğuz boyları içerisinde hükümdarlık yapma yetkisine sahip olduğuna inanılması, Kuruluşunda çok dört tane önemli ve çok etkili olduğunu söylemesi ki bunlar nedir? Gaziyan Rum, Ahyan Rum, Bacıkhanı Rum ve Abdülhan Rum'dur. Yani Rum Anadolu'daki gaziler yani savaşçılar teşkilatıdır. Ahiler Arkadaşlar özellikle şehirlerde halkın dayanışmasında ve ticari hayatın canlanmasında çok etkili olmuş olan insanlardır. Ve başlarında bulunan kişinin bir şeyh olduğuna düşünürlerdi. Bağcı Rum kadınlar teşkilatıdır arkadaşlar. Kadınlar da geri planda Gerçekten devletin büyümesine çok etkili olmuşlardır. Peki Abdülhane Rum nedir? Burada yazılmamakla birlikte Abdülhane Rum ise dervişler teşkilatıdır ki bunlar ne yapacaklar? Anadolu'dan işte Osmanlı sınırına geldikleri zaman Osmanlı fethetmedi ama günün birinde fethedeceğini düşündükleri yerlere gidip yerleşmişlerdir. Ve buralarda tekke ve zavi adayıyla ufak ufak dini müesseseler kurmuşlardır. Halk o kadar çok kaynaşmışlardır ki Hristiyan halk bunların ya aziz ya da gökten inen melek olduğunu falan düşünmüşlerdir. Ve dolayısıyla Osmanlı daha fethetmeden onlar fethi o bölgeleri Osmanlı fethine hazır hale getirmişlerdir. Yine coğrafyasının genişlemeye çok uygun olması bunu daha önceden bahsetmiştik. Çok güçlü olmayan bir bölgede kuruldu. Bu da haliyle Osmanlı'nın ilerlemesine etkili olacak çok iyi yöneticilerin olması. Yani Osman Gazi, Birinci Murat, Orhan Gazi, işte Yıldırım Beyazıt gibi insanlar gerçekten her yönüyle iyi yetişmiş olan insanlardı. Bir de onları destekleyen çok iyi devlet adamları da vardı. Diğer beyliklerle çok iyi ilk başta arkadaşlar savaşmıyor, onlarla iyi ilişkiler kuruyor. Beyliklerde diyorlar ki orada gaza ve cihat yapan bir beylik var. Bizim ona karşı saldırıda bulunmamız gayretullah'a dokunur diyerekten Osmanlı'nın özellikle Rumeli fetihlerinde Osmanlı'yı destekleme kararı alıyorlar. Bakın bunların hepsi Osmanlı büyümesini kolaylaştıran etkenler. Peki diğer birisi tarihçilerin duayeni olarak kabul edilen geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Halil İnalcık ne diyor? Halil İnalcık'a göre Osmanlı Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulması çok büyük bir avantaj. Bu sırada Bizans ve Balkanlar siyasi yönden zayıf. Bundan dolayı çok rahat bir şekilde batı yönde ne yapmıştır? Osmanlı Osmanlıları ilerlemiştir. İşte Anadolu'ya gelen Türkmenlerin nüfus ve askeri yönden de beyliğin büyük güçlenmesine rol oynayan efkenler olduğu, arasında olduğunu söyler. Ve Osmanlı arkadaşlar e, Halil İnalca'ya göre 1302 yılında yapılan Koyunhisar Savaşı ile bağımsız hale gelmiştir. Hani bazıları 1299'u kabul ederler. Ama Halil Alcık diyor ki hayır efendim 1302 Koyunhisar Savaşı'ndan sonra Osmanlı olmuştur diyor. Bağımsız olmuştur diyor. Şimdi de biraz örnek soru çözelim. İlk örnek sorumuz 2017 LYS'de çıkmış olan bir soru. Bakalım sorumuza. Osmanlı Rumeli'ye geçtikten sonra ele geçirdikleri topraklara Anadolu çeşitli yerlerinden önemli bir miktarda Türk nüfusunu naklediyorlar. Kuruluş devrinde Rumeli'ye geçirilen bu kitlelerin iskanında Anadolu'daki bazı tarikatlara mensup dervişler de rol oynamış. Bunu daha önceden anlatmıştık. Bunlar kimdi arkadaşlar? Abdalani Rum dediğimiz insanlardı. Bu insanlar Osmanlı ülkesine yerleşmeyecekler. Yeni fethedilecek, daha fethedilmemiş olan yerlere gidip yerleşecekler. Ve burada Osmanlı'nın ve İslam'ın örnek yaşantısını gösterecekler. Bu durum özellikle halkın bu insanlara hayranlık duymasına, oradaki Hristiyan halkın ve daha sonra Osmanoğlu'nun yönetimine karşı tepki duymamaları neden olacak. Bize sorulan soru da şu. Bu bilgilerden hareketle ne ileri sürülemez? Bakalım. A şıkkında Balkanlar'da nüfus yapısı değişmiş mi? Evet bakın Türkleri yerleştiriyor. Sadece artık Hristiyanlar ya da işte e, Slav ırkı yok. Bunun yanı sıra arkadaşlar ne yapacak? Türkler de o bölgede yer almaya başlayacak. B şıkkında yeni yerleşim alanları açılmış mı? Evet artık Anadolu dışında Rumeli'ye doğru da gidiliyor. C şıkkında. Daha ileri fetih yapma imkanı doğmuş mu? Evet. D şıkkında Hristiyan halkın kitlesel olarak din değiştirip böyle bir durum yok arkadaşlar. Osmanoğulları bulundukları bölgelerde, Viyana'yı yedi fethettikleri yerlerde halkın asla din değiştirmesi konusunda bir zorlama yapmamışlardır. E şıkkında İslamiyet'in Rumeli'ye yayıldığını söyleyebilir miyiz? Evet. Giden insanlar ne yapacaklar? Orada İslamiyet'e temsil edecekler. Öyleyse sorumuzun cevabı D seçeneğidir. İkinci örnek sorumuz Osmanlı'yı kurulduktan kısa bir süre sonra büyük bir imparatorluk haline gelmesinde verilen özelliklerden hangilerin etkili olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Birincisi gazan ve cihat politikası izlemesi yani Allah yolunda savaşması, Allah'ın adını yaymaya çalışması özellikle fethi hızlandıran etkenlerden bir tanesidir. İkincisi Moğol saltanatına kaçan Türkmenleri kucak açması ki bu da Osmanlı fethettikten sonra fetihlerde özellikle kalıcı hale gelmesine çok etkili olacak. Çünkü sonuçta bu nüfus yani Osmanlı esas nüfusu bir sene sonra yeni fethedilen alanlara yetmeyecek. İşte bu Türkmenler gelecekler ki bunlar Türk nüfusu bakın. Fetih alanlarına yerleşecekler. Böyle çok daha hızlı bir şekilde Osmanoğlu ne yapacak? ilerleyecek. Üçüncüsü coğrafi kurumun avantajlarını çok iyi değerlendirmesi. Gerçekten sınırında bulunan devletlerin zayıflığından Osmanlı ne yapacak? Yararlanacak. Bizans, Balkanlar ya da diğer arkadaşlar beyliklerin durumuyla Osmanlı çok ciddi bir şekilde ilgilenecek ve bu da Osmanlı büyümesinde etkili olacak. Öyleyse sorumuzun cevabı her üçünde olması lazım. Yani cevabımız nedir? E seçeneğidir. Şimdi gelelim Osmanlı-Bizans ilişkilerine ve bu dönemde olan önemli olaylara. Ertuğrul Gazi 1281 yılında vefat ediyor arkadaşlar. Vefat edince kayı aşireti Ertuğrul Gazi 3 olduğundan en küçük olan oğlu olan Osman Bey ne yapacak? Kayı boyunu başına geçirecek. Ve arkadaşlar Osman Bey kayıları bir belik haline getirecek. Ama bu sırada Bizans durumu nasıl? Bizans tamamen bir çalkantı içerisinde tat kavgaları var. Tekfur adı verilen valiler merkeze dinlemiyorlar. Ve halk çok ağır vergilerden dolayı Bizans yönetiminden ve tekfurdan illallah de demiş. Bu durum Osmanlı'nın özellikle ve özellikle sonrasında mesela Osman Bey'den sonra gelecek padişahlar, hükümdarlar döneminde de Bizans üzerindeki fethi hareketlerini ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. İşte bu konudaki ilk savaşta Halil Nalcı'nın aynı zamanda devletin resmi olarak kuruluş tarihi olarak gördüğü Koyunhisar ya da diğer adıyla Bafeon Savaşı'dır. Koyunhisar Savaşı 1302 yılında olan bir savaştır. Bafyon Savaşı adıyla da bilinir. Arkadaşlar bu savaş özellikle Türkiye Selçuklu'nun artık e, sınırlarda her tarafta otoritesini kaybetmesinden sonra olan bir savaştır. E, bu durum özellikle Osmanoğulları'nın çok işine yarayacak. Osmanoğulları daha bağımsız hareket etmeye başlayacaklar ve Bizans sınırına çok ciddi bir şekilde baskı uygulayacaklar. Hatta ve hatta Bizans'ın elinde bulunan Yunthisar, Karacahisar, Yenişehir, Birecik gibi yerleri Bizans'tan alacaklar. Bu durum... Tabii ki tekfurların işine gelmeyecek ve ilk olarak ilk etapta Osmanlılara karşı bileşecekler. Daha sonra onların bu birleşimine Bizans'ta ordu göndererekten ne yapacak? Katılacak. Osman Bey tekfurlar ve Bizans askerleri tarafından karşısına çıkan bu orduyu ne yapacak? Çok kolay bir şekilde yenilgi uğratacak ve arkadaşlar böylece Bursa yavaş yavaş kuşatılmaya başlanacak ve gerçekten de Osman Bey'den sonra başa geçen Orhan Bey zamanında ilk fetihlerden biridir. Bursa fethedilecek. Peki Bursa çok mu önemli? Evet çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü İpek yolu üzerinde bulunan bir şehir. İpek yolunun önemli merkezlerinden biri olduğu için ticaret açısından çok gelişmiş. Osmanoğlu burayı fethettikten sonra burayı da ne yapacak? Kendine başkent yapacak ve artı hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan çok önemli bir kazanım elde edecek. Peki diğer bir savaş Maltepe ya da bizim bildiğimiz adıyla Palekano Savaşı 1329 yılında. Şimdi Osmanoğulları tekfurları yendi. Hatta Bizans ordusunu desteklediği tekfurları yendi. Özellikle Osmanlıların bu faaliyetleri tabii ki Bizans'ı çok rahatsız ediyor. Bunun üzerine Bizans İmparatoru 3. Andronikos ordunun başına geçecek. Ve Osmanlı'ya karşı sefere çıkacak ama sonuç çok da farklı değil. Maltepe civarlarında yapılan bugünkü Maltepe'dedir arkadaşlar. Savaşı Osmanlıları kazanacak ve bu savaştan kısa bir süre sonra İznik, İzmit, Gemlik alınaraktan Kocaeli Yarımadası'nın fethi ne olacak tamamlanacak. Gelelim Çimpe Kalesi'ne. Çippe Kalesi arkadaşlar Osmanlı'ya piyangodan çıkan bir kale gibi görünebilir ama bakın geçmişinde nasıl bir şey var. Bizans'ta daha önce anlattığım gibi bir taht kavgası var. Yani otorite boşluğu var. İşte bu dönemde ordu komutanlarından biri olan Kantakuzen başa geçmek isteyecek. Ve başa geçerken de Osmanoğullar ne yapacak? Yardım isteyecek. Peki Osmanoğullar nasıl bir durum var? Osmanoğulları bu sırada Kalesoğulları'nı yeni almış ve daha yeni denizcilik faaliyetlerine başlamış. Yani yavaş yavaş Rumeli'ye geçmek istiyor. Fakat Anadolu yakasından Rumeli'ye her seferinde geçmek çok zor. Yani eğer Rumeli'de bir askeri üssü bulunursa daha kolay hareket edebilir. Kantokuzen Osmanoğullarına yardım isteyince Osmanoğlu bunu bir fırsat olarak görecek. Ve Orhan Bey oğlu Süleyman Çelebi'yi ne yapacak? Yardıma gönderecek. Gerçekten Kantokuzen Osmanoğullarının yardımıyla tahta oturacak. Bunun karşılığında da ilk önce kızını verecek Orhan Bey'e. Ama artı bir hediye daha vermek isteyecek. Ve Osmanoğullarına ne istersin dediği zaman... Osmanlı karşı tarafta bulunan kayalıkları gösterecek ve burayı bana verirsen biz buna çok e, müthiş bir şekilde seviniriz, memnun kalırız diyecek ve Kaltukizan sonunu bilmediği bu olayın karşısında çok ellerini oluşturaraktan ya Osmanlı Osmanoğullarını ben nasıl kandırdım diyerekten o karşı kayalıkları Osmanoğullarına verecek. Arkadaşlar o karşı kayalıklar üzerinde de bir kale bulunduran ve Rumeli'de Osmanlı'ya ait olan ilk topraklardır. Neresi arkadaşlar? Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi Osmanlı bir kere daha söylüyoruz. Rumeli'de de aldığı ilk yerdir. Ve bundan sonra Rumeli fetihlerine ne olarak kullanacak? Askeri üs olarak kullanacak ve böylece Rumeli fetihini ne yapacak? Kolaylaştıracak. Kantokuzen daha sonra yaptığı hatanın farkına varacak ama iş işten geçmiş olacak. Şimdi gelelim Rumeli yöndeki fetihlere. Arkadaşlar Rumeli yöndeki fetihlerden ilki Sazlı Dere Savaşı'dır. 1363 yılında Orhan Bey 1362 yılında vefat edecek. Yerine 1. Murat geçecek ki 1. Murat özellikle ahiler tarafından yetiştirilmiş çok değerli bir Osmanlı şehzadestir aynı zamanda sancaktan yetişen ilk şehzadedir yani bir yönüyle hem devlet terbiyesi almış hem de din terbiyesi almış olan bir insandır başa geçer geçmez Balkanlarla bağlantısını koparmak amacıyla Edirne üzerine yürüyor Bizans'ın ve Bizans ve Bulgarlardan oluşan orduyu da Saz dere savaşında ne yapıyor arkadaşlar yeniyor bunun ardından da Edirne'yi ne yapıyor arkadaşlar fethediyor Edirne bundan sonra ne olacak? Osmanlı başkenti olacak ama başkenti olmadan Edirne'nin fethi Balkanlarda çok önemli bir dini heyecan oluşmasına aman Allah Türkler mi geliyor, Müslümanlar mı geliyor diyerekten Balkanlarda bulunan ufak krallıkların Osmanlı'ya karşı birleşmesine sebep olacak. Kimler bunlar? En güçlüsü Macarlar, Bulgarlar, Sırplar, Eflak ve Boşnaklar birleşerek bir Haçlı ittifakı kuracaklar. Ve Osmanlı arkadaşlar bunları Sırp sığındığı denilen yerde ne yapacak? Yenilgi uğratacak. Bu olay Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaştır ve Edirne bu savaşın ardından ne olacak? Başkent yapılacak. Aslında 1363'te alınmıştı. 1365'te başkent yapılacak. Bunun sebebi ise hemen akabinde meydana gelen Sırpsındığı Savaşı'dır. Bu savaştan dolayı başkent haline getirilemeyecek. Bu tarihten itibaren Edirne İstanbul'u fethine kadar Osmanlı ne olacak arkadaşlar? Başkenti. 1. 71 yılında Çirmen Savaşı var. Çirmen Savaşı Sırplarla olacak arkadaşlar. E, Sırp Kralı 1. Murad'ın Anadolu'da olmasından faydalanaraktan Osmanlı sınırlarına saldırılacak. Ve bu durumda arkadaşlar tabi Osmanoğullarının tepki vermesine sebep olacak. Ve yapılan savaşı Osmanoğulları kazanacak. Bundan sonra Makedonya'nın kapıları Osmanlı devletine olacak, açılacak. Gelelim 1. Kosova Savaşı. 1. Kosova Savaşı arkadaşlar özellikle özellikle Osmanlı açısından çok önemli bir savaştır ee, Osmanlı'nın Sofya Manastır ve Niş alması tabi Balkanlardaki milletleri tekrardan e, telaşa düşürüyorlar ve aslında daha öncesinde Osmanlı himayesine giren Bulgarları e, kışkırtaraktan Osmanlı oğullarına karşı bir e, tuzak kurmasını sağlıyorlar Bulgar topraklarından geçen bir akıncı birliğini Ploşnik'te arkadaşlar Bulgarlar yenilgi uğratıyorlar. E tabi bu durum bu başarıyı çok büyük bir başarı ad Balkanlar ve hemen Osmanlı'ya karşı bir haçlı ittifak yapıyorlar. İttifakın adı ise bu sefer birinci Kosova. Kosova denilen yerde olduğu için arkadaşlar birinci Murat bu savaşta Anadolu'da bazı beyliklerden aldığı yardımla haçlı ordusunu ne yapıyor yenilgi uğratıyor. İlk defa Anadolu beylikleri Osmanlı'ya bu savaşta yardım gönderecek ve arkadaşlar ilk defa Osmanoğulları bu savaşta topu kullanacak ama savaşın sonu hazin bitecek çünkü ilk defa bir Osmanlı padişahı savaş alanında bir Sırplı tarafından ne olacak şehit edilecek. Savaş alanında ölen ilk Osmanlı padişahı da 1. Murat'tır. 1. Murat'tan sonra ordu Yıldırım Beyazıt başa geçecek. Yıldırım Beyazıt Osmanoğulları'nın 4 padişahıdır ve onun zamanda fetihler çok hızlı olmuştur ama onun zamanda Ankara Savaşı gibi kötü bir savaş da olmuştur. Arkadaşlar onun zamanda yine ilk defa İstanbul kuşatılacak ve İstanbul Yıldırım Beyaz zamanla tam üç kez kuşatılacak. İşte bu kuşatmalardan ilki Karamanoğulları üzerine saldırısı üzerine kaldırılacak. İkinci kuşatma Bizans'ın yardım istemesi üzerine Haçlıların gelip de Nibolu'yu kuşatması üzerine kaldıracak ki Nibolu kuşatması arkadaşlar ya da Nibola Savaşı Avrupa açısından çok önemli bir savaştır. Avrupa'nın e, kapılarını bir anlamda Osmanlı'ya açan savaştır. Ama ne yazık ki İstanbul'un kuşatması bundan sonra ne olmuştur? Kaldırılmıştır. E, Nibola Savaşı'nın akabinde hemen tekrardan İstanbul tekrardan kuşatılacak. Fakat bu üçüncü kuşatma ise Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine kaldıracak. Yani nedense her seferinde biri yardım edecek ve Bizans'ın ömrü biraz daha ne olacak? Uzayacak. E, Yıldırım Beyazıt arkadaşlar sırf Bizans'a yardım gelmesin diye Anadolu yakasında kendi topraklarında bugün Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı ya da diğer adıyla Güzelce Hisarı'nı ne yapacak yaptıracak. Peki Yıldırım Beyazıt Timur'un e, tekrardan e, Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine ne yapacak arkadaşlar? Bizans'ın barış teklifini kabul edecek el mecbur. Üçüncü kuşatmayı kaldırırken ve bir anlaşma yapacak. Bu anlaşma Kendinden önceki Müslüman Türk hükümdarlarıyla hemen hemen benzer bir anlaşma. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak demişti. Turul Bey de aynı şeyi söylemişti. İstanbul'daki cami tamir edilip ibadete açılacak. Cam ne zaman yapılmıştı? Ta Abbasiler zamanında, Harun Reşit zamanında yapılmıştı. İstanbul'daki Türklerin davalarına Türk kadılar bakacak. Yani artık burada bir Türk nüfusunun varlığı ne yapıyoruz görüyoruz. Yavaş yavaş İstanbul'un içten fethi için zemin ne oluyor hazırlanıyor. Bir süre sonra tabi bunu biz aslında yapacak bu anlaşmayı bozacak. Gelelim Niyebolu Savaşı'na? şu ikinci kuşatmayı kaldıran savaşa neden böyle bir savaş oldu? Tabii ki her zaman olduğu gibi Bizans'ın e, Türklere karşı başarılı olamayınca Avrupa'dan yardım istemesi ve tabii ki Haçlıların Türkleri Anadolu'dan atmak istemesi. Diğer Haç Savaşı'ndan biraz daha farklıdır çünkü biz şöyle diğer Haç seferlerinde ya da savaşlarında sadece ve sadece Balkan milletlerini görürken bu savaşta İngiltere Fransa, Filomenk, Belçika gibi devletleri de göreceğiz arkadaşlar. Yani hemen hemen Avrupa'nın bütün devletlerinden toplanan haçlılar Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak ve Bizans'ın yardım isteğine olumlu cevap vermek üzere harekete geçecek. Kendilerine o kadar çok güveniyorlar karşı orduları, çok kalabalıklar. Gök düşse mızraklarımıza tutarız diyecek kadar güveniyorlar. Ama ne olacak? Ne olacak? Sonuç arkadaşlar 1. Kosova hizmeti sırf bir gibi olacak. Nibolu'da Osmanoğulları çok büyük bir zafer kazanacak. Bulgaristan tamamen bu tarihten itibaren 1908'e kadar Osmanlı hakimiyeti altına girecek. Yani nereden baksanız 6 Hazır Osmanlı hakimiyeti altında kalacak. Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı artar mı? Artar. Bunun hemen göstergesini görelim. Halife Memluk himayesinde yaşayan Abbas halifesi Yıldırım Beyazıt'a sultanı iklimi Rum ünvanı ne yapacak arkadaşlar? Verecek. Bu durum özellikle ve özellikle oğullarının Anadolu seferlerine meşruiyet kazandıran bir ünvandır. Neden mi? Bunun kelime anlamı Anadolu'nun sultanı demek. Yani bundan sonra Anadolu'nun dini sahibi kim? Osmanlılar. E siyah sahibi neden olmasın ki? Bu yüzden Yıldırım Beyazıt ve diğer sultanlar bundan sonra Anadolu üzerine sefere giderken biz buranın sahibiyiz. Siz burada bize karşı durmakla dine ve bütünlüğe aykırı davranıyorsunuz diyerekten bir anlamda arkadaşlar yaptıkları seferleri bir meşruiyet zemine ne yapmışlardır? Oturtmuşlardır. Şimdi arkadaşlar gerçekten Nibolu Savaşı'na çok fazla söylü ve şövalye katılıyor. Ve haliyle bunlar fidye karşına serbest bırakılıyor. Bu şekilde elde edilen gelirler o kadar birikiyor ki bu paralar bayındırlık ve mimari eserlerde harcanmış ki ilk Osmanlı klasikleri de bu yüzden Yıldırım beyaz zamanında yapılmaya başlanmıştır ve bunlar arasında Bursa Ulu Cami çok 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 önemlidir. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın sonu nasıl oldu peki? Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştü ve bir süre sonra da hayatını kaybetti. Bu durum tabi Anadolu'da 11 yıl süren Yıldırım Beyazıt'ın şehzadeleri 4 şehzadesi arasında yaşanacak olan taht kavgalarından sebep oldu. İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen döneme fetret devri denir arkadaşlar. Dolayısıyla tam 11 yıl boyunca devletin başında bir hükümdar olmadığına göre, belirli bir hükümdar olmadığına göre Osmanoğulları fetret dönemini ne yaptı? Yaşadı. 1413 yılında Çelebi Mehmet'in kardeşliğini bertaraf etmesiyle bu dönem sona erdi ve böylece arkadaşlar Anadolu'da tekrardan bozulan düzen yeniden toparlanmaya çalışıldı. Yalnız çok ilginçtir. Fetret devri kadar uzun bir süreçte 11 yıl boyunca hükümdar olmasına rağmen Rumeli'de doğru dürüst arkadaşlar Osmanlı toprak kaybı olmamıştır. Bundaki etken neden tabii ki hoşgörü politikasıdır. Bir de arkadaşlar bu dönemde Avrupa'daki yüzyıl savaşları ne yazık ki Avrupa devletlerinin Osmanlı'ya karşı bu fırsatı kaçırmalarına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Çelebi Mehmet'ten sonra Osmanlı devletinin başına 2. Murat geçecek. Ve 2. Murat zamanında tekrardan Balkanlardaki savaşlar ne olacak? Yeni bir hız, yeni bir inme kazanacak. Gelelim Edirne Segedin Anlaşması'na. Edirne Segedin Anlaşması 2. Murat zamanında Balkan milletleriyle yapılan bir anlaşmadır. Balkan milletleri adına Macarlarla yapılmıştır arkadaşlar. Osmanlı bu anlaşmayla Balkanlardaki egemenliğini Korumaya çalışmıştır. Peki bu anlaşma nasıl bir zeminde ortaya çıktı? Şimdi arkadaşlar 2. Murat'ın başlığı çok iyidir. Gerçekten çok iyi ama zaman zaman Balkanlar'da yenilgiler almıştır. İşte bu yenilgiler gerçekten 2. Murat'ı çok zor duruma düşürmüştür. Ee, bu durumda arkadaşlar 2. Murat haliyle bu yenilgilerden sonra uzun bir barış dönemi istediği için Avrupa ile Balkan milletleriyle bir barış yapmak istemişti. İşte Edirne Segeden anlaşması bu zihniyetin sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmadır. Balkanlarda yapılan ilk anlaşmadır arkadaşlar. Balkan milletleriyle yapılan ilk anlaşmadır. Peki buna göre ne var? Bunu çok iyi bilmek lazım. Bulgaristan Osmanlı egemenlik altında kalacak. Bunu biz artık daha önceden de görmüştük. Sırplar bağımsız Osmanlı'ya ne veriyor? Vergi veriyor. Fatih zamanında Osmanlı topraklarına katılacak. Eflak Beyli Macar egemenliğinde kalacak. Osmanlı'ya vergi vermeye devam edecek. Tuna sınır olacak ki ilk defa Osmanlı Balkanlarda kendisi bir sınır kavramını kabul ediyor ve anlaşmanın süresi 10 yıl olacak. Aynen hangi anlaşmada olduğu gibi Hudeybiye anlaşmasında olduğu gibi. Gelelim arkadaşlar Varna Savaşı'na. Edirne Anlaşması anlaşmasıyla 10 yıl savaş olmayacak denilmesine rağmen bu savaşın ardından II. Murad'ın tahtı 12 yaşındaki oğluna bırakması Balkan devletlerinin fırsat olarak değerlendirmesine sebep olacak bu durumu. Hızlı bir şekilde harekete geçecekler ve Varna Savaşı'nı yapacaklar. Varna Savaşı'nda arkadaşlar 2. Murat tekrardan tahta geçecek ve Papa önderliğindeki Avrupa milletlerini tekrardan ne yapacak? Bozguna uğratacak. Peki sonuçta ne olacak arkadaşlar? Yunanistan doğrudan Osmanlı yönetimi altına alınacak ve Bulgaristan bir kez daha Osmanlı hakimiyetine girecek. Şimdi zırpırt gir çıkma var. Sınırlardaki hakimiyetler arkadaşlar tam böyle kesinlik sağlığına kadar Osmanlı toprakları iç kısımlarında kalana kadar biraz böyle e, muallakta kalmıştır. Bazen barış olmuşlardır. Bazen Osmanlı topraklarına dahil olmuşlardır ama Bulgaristan'ın Osmanlı'ya ilk defa katılması Nivoğlu Savaşı'ndan sonradır. Bunu tabii bu yenilgiyi haçlar unutamayacaklar. 4 yıl sonra tekrardan Varna'nın intikamını almak amacıyla Macarlar önderliğinde tekrardan birleşecekler ama sonuç yine değişmeyecek. İkinci Kosova Savaşı'nda Osmanlılar tekrardan ne yapacak kazanacaklar. Peki bu savaşın sonucu ne? Bu savaş Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleştirdi. Aynen Anadolu'da Mireke Fonu'nun kesinleştirmesi gibi. Balkanlardan Osmanlılar atacak gücü kalmadı. Aynen Mirikofalon'da Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atacak gücünün kalmadığı gibi. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin son savunma savaşı. Bundan sonra arkadaşlar e, Avrupa'ya karşı taarruza geçecek. Avrupalar bundan sonra savunmaya çekilecek. Ne zamana kadar? 2. Viyana'ya kadar 2. Viyana'dan sonra taarruza geçen Avrupa Sakarya Savaşı ile durdurulacak. Bu savaştan sonra da artık Avrupa'nın Bizans'a yardım etme ümidi tamamen bitecek. Yani 2. Murat belki İstanbul'u fethedemedi ama oğul 2. Mehmet'e şunu yaptı. Oğlum ben gelebilecek Bizans'a gelebilecek her türlü yardım noktasını tıkadım. Artık bundan sonra sen Bizans'a karşı karşıyasın. Bundan sonra İstanbul'u almak çok kolay olmalı diyecek. Ve oğluna bu şekilde bir siyasi miras bırakacak. Şimdi gelelim arkadaşlar örnek sorularımızı çözmeye. Üçüncü örnek sorumuz 2018 TYT'de çıkmış olan bir soru. Bakalım arkadaşlar bize bir harita verilmiş. Bu haritayı yorumlamamız isteniyor. 1340'larda Osmanlıların egemenlik alanını gösteren bu haritaya göre ne söylenemez denilmiş. Bakalım haritayı biraz inceleyelim. Osmanoğulları var arkadaşlar. Burada sarı renkle gösterilmiş. Bizans İmparatorluğu sınır komşusu. Bizans İmparatorluğu Ege Denizi'ndeki bir takım adaların da sahibi. Şuradaki Selanik'in de sahibi. İşte Sırplar, Bulgarlar gibi krallıklar var. Balkanlarda bir de Doğu kısmında ufak ufak beylikler var. Bakalım. Bunu anladığımıza göre, bunu okuduğumuza göre şıklarda ne var, ne yok? A şıkkını Anadolu Beylikler Dönemi devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet. B şıkkında Bizans'ın Selanik Bizans, Selani Bizans hakimiyeti altında olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, bakın buradaydı. C şıkkında Osmanlı'nın topraklarının gaza için uygun konumda olduğu. Gaza Müslüman olmayan topluluklar yapılır. Uygun mu arkadaşlar? Evet, oldukça uygun. D şıkkında Osmanoğulların Rumeli'ye geçtiğini anlayabilir miyiz arkadaşlar? Hayır anlayamayız. Çünkü zaten Rumeli'ye geçmeleri 1350'lerden itibaren şurada ufak bir kalenin alınmasıyla olacak. E şıkkında Kuzey Ege'deki bazı adaların Bizans'a ait olduğunu bakın bunu da rahatlıkla söyleyebiliyor idik. Öylesi sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Diğer bir örnek sorumuz 2012 LYS'de çıkmış olan bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir. Bakın Haçlılarla olması lazım. Sırf sınırda Haçlılarla yapılan ilk savaştır. Palekano Savaşı Bizans'la yapılmıştır. Nibolu Haçlılarla yapılmıştır. Varna Haçlılarla, Birinci Kosova Haçlılarla. Öyleyse sorumuzun cevabı Hristiyan bir devlet ama Haçlıların topluluğu değil arkadaşlar. Palekano yani B şıkkı olması lazım. Diğer bir örnek sorumuz 2013 LYS'de çıkmış. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bakalım A şıkkında Rumeli fetihlerini genişletme var mı? Var. B şıkkında Memlükler'in Orta Doğu'daki egemenliğinin son verme. Arkadaşlar bu yükselme döneminde 1517 yılında Yavuz döneminde olacak. Dolayısıyla bunu söyleyebilir miyiz kuruluş dönemi için? Hayır. Çünkü kuruluş dönemi 1453'te İstanbul'un fethiyle ne olacak? Bitecek. C şıkkında Anadolu'da siyasi birlik sağlanma, Yıldırım Beyazı zamanında sağlanması bir hedefti ve sağlandı da D şıkkında Bizans'la mücadeleyi sürdürme zaten Bizans sınırında kurulmuş. Gaza ve cihat politikasının Polvitek, Osmanlı'nın büyümesinde en önemli etken nedenlerden biri olduğunu söylüyor o zaman değil mi? E şıkkında İslamiyet'in geniş alanlara yaymada yine bu dönemin düşünce yapısından biri. Öyleyse sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 2013 LYS'de çıkmış olan bir soru. 1363 yılında yapılan Sırf Sındığı Savaşı'nın Osmanlı tarihindeki önemi nedir diye sormuş. Direkt bilgi sorusu. A ve İzmit'in Osmanlı egemenliği alınması daha önceden arkadaşlar. Böylece Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlandı. B şıkkıda Edirne'nin fethinin ortam hazırlanması. Hayır arkadaşlar Edirne'nin fethi 1363 yılındadır. Bu fetih zaten sırp Sındığı Savaşı'na sebep olmuştur. C şıkkında ilk Osmanlı Haç Savaşı olması doğru arkadaşlar. D şıkkında Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçişini hızlandırması Rumeli'ye geçmesi 1353 yıllarda olacak. Yani daha önceden ne olmuştu? Zaten geçilmişti. E şıkkında Bizans Devleti'nin vergiye bağlanması arkadaşlar daha öncesinde olan bir olay. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olması lazım. 2018 AYT'de çıkmış olan bir soru. Osmanlı Devleti'nin Haçlar'la imzaladığı Edirne Sekin Anlaşması öncesinde Açlarla ittifak yaparak Osmanlıları zor durumda bırakan beylik nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar Osmanlı gittikçe büyümeye başlayınca Anadolu beylikleri artık telaşa düştüler. Hatta bu beyliklerden bazıları Hristiyan dünyası ve ittifak kurmakta sakınca görmedi. Bu beyliğin ismi Karamanoğullarıdır. Yani cevabımız nedir? D seçeneğidir. 8. örnek sorumuz 2019 AYT'de çıkmış olan bir soru. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin 14. yüzyılda yani 1300'lerle 1400'lü yıllar arasında kısa sürede gelişmesinde verilen durumlardan hangilerinin etkili olduğu bize sorulmuş. Birinci durum ailelerin desteğinin sağlanması çok önemli. Özellikle şey Edebal'ın Osman Gazi'nin de kayınpederi olması ailen desteğinin artmasında çok etkili olmuştur. Şehir hayatının canlanmasında, ticaretin güçlenmesinde ve Osmanlı'nın ciddi bir şekilde halkın dayanışmasının sağlanmasında ailelerin desteğinin, etkisi göz ardı edilemez. İkincisi hoşgörü politikasının izlenmesi de özellikle boyunduru altına almış olduğu, egemenliği altına almış olduğu farklı ırktan, farklı dinden olan insanların Osmanlı'ya olan bağlılıklarını ne yapmıştır? Artırmıştır. Üçüncü öncülde e, diğer beyliklerin Osmanlı sultanlarını halife olarak tanımaları, arkadaşlar halife olarak tanımayacaklar ki o dönemde Abbas halifesi bu beylikler de olsun Osmanlı'nın olduğu olsun. Halife olarak tanıdıkları tek kişi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Test sorularımızdan ilki Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bazı gelişmelerle alakalı. Bakalım. 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen başkentin Bursa'dan Edirne'ye taşınması, Rumeli Beyler Beyliği'nin kurulması, değiştirme sisteminin uygulanmaya başlanması gelişmeleriyle verilen durumlardan hangileri arasında bağlantı kurulabilir diye sorulmuş. Bakalım bağla durumlarımıza. Birincisi çok uluslu bir toplum yapısının oluşması var mı? Var arkadaşlar. Değişim sistemi uygulandığına göre değişim sisteminde kimden anlıyordu? Egemenliği altındaki Hristiyan halkın çocukları anlıyordu. Demek ki çok uluslu. İkincisi ülke yönetimi kolaylaştırmak istenmesi var mı? Rumeli beyler beyi Rumeli'deki toprakların tek bir eyalet altında toplanmasıdır. Bu çok daha kolay bir şekilde idari yapmak içindir. Üçüncüsü sınırların hem doğu hem de batı yönde genişlemesi. Şimdi direkt olarak bunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır söyleyemeyiz. Çünkü eğer Anadolu'da beylerbeylik kuruldu, Anadolu'da şunlar alındı, bunlar alındı demiş olsaydı biz doğu yönünde de ilerlendiğini söyleyecektik. Ama farkındaysanız bize verilen uygulamalar daha ziyade batı ile ilgili gelişmeler. Dördüncüsü İslam dünyasının koruyucunun üstlenmesi. Bize verilen arkadaşlar gelişmelerde böyle bir durum olmadığına göre sorumuzun cevabının 1 ve 2 yani A seçeneği olması lazım. İkincisi Balkanlarda yukarıda verilen özelliklerden hangileri bölgede siyasi birlik olmadığını göstergesi. Şimdi siyasi birlik olmaması için bir coğrafyada birden fazla bağımsız devletin olması lazım. Bakalım. Farklı mezheplere inanan toplulukların bulunması arkadaşlar direkt olarak da siyasi birlikle mi alakalı hayır. Farklı mezhepler olabilir. İkincisi prensipler ve voyvodalıklar arasında sürekli mücadelelerin yaşanması. Evet bu siyasi birliğin olmadığını göstergesi. Yani bütün Balkanlar için alan tek bir devlet yok. Üçüncüsü insanların büyük bir kısmının tarımla uğraşması bu ekonomik yapısını gösterir. Siyasi yapıyla alakalı bir gelişme değil. Öyleyse sorumuzun cevabı yalnız iki yani B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz Orhan Bey döneminde meydana gelen iki tane önemli gelişme verim. Şu bu gelişmelerin hangisini ortam hazırladığı söylenemez diye bize sorulmuş. Bakalım bize verilen gelişmelere. Karasoğlu'nun hakimiyet altına alınması ve Çin pekaresinin ele geçirilmesi. Bakalım arkadaşlar. A şıkkında Rumelilik fetihleri hızlandırır mı? Evet. Özellikle hem donanmanın alınması hem de Çimpe Kalesi gibi Rumeli'de bir yerin alınması Rumelilik fetihlerini ne yapacak? Hızlandıracak. Zaten Çimpe Kalesi özellikle Rumeli fetihlerinde askeri üst olarak ne olacak kullanılacak. B şıkkı Osmanlı deniz gücü oluşması, Karaseogulları'nın hakimiyet altına alınması ile alakalı. C şıkkı başkentin Bursa'dan İznik'e taşınması, İznik'in fethedilmesi ile alakalı. Bunlarla alakalı bir gelişme değil. D e şıkkında Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlama politikasının uygulanmaya başlanması. Arkadaşlar e, bu yavaş yavaş Karisoğulları gibi beylikler alınmaya başlandığına göre demek ki Anadolu'daki beyliklerde ne olacak? Osmanoğullarına katılma yolunda bir politika izlemeye başlayacak Osmanoğulları. O zaman bunu söyleyebiliriz. E şıkkın egemenlik alanında genişlemiş midir? E, bir yer fethedildiğine göre bir yer alındığına göre genişlemiştir. Öyleyse sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Dördüncü soru Osmanlı kuruluşundan kısa bir süre sonra Balkanlarda büyük bir ilerleme kaydetmesinde verilen durumlardan hangilerin etkili olduğu söylenebilir diye bir soru sorulmuş. Gaza ve cihat anlayışıyla hareket edilmesi evet Balkanlar Hristiyanların bulunduğu bir yer. E, gaza ve cihat ise Müslüman olmayanlara yapılır. Dolayısıyla bu durum var. İkincisi Balkanlarda siyasi birliğin olmaması Osmanlı ilerlesini yapmıştır, kolaylaştırmıştır. Üçüncüsü de Avrupa'nın iki tane önemli ülkesi İngiltere Fransa arasında yüzyıl savaşlarının olması da Avrupa'da güçlü ittifakların Osmanlı'ya karşı kurulmasına engel olmuştur. Öyleyse sorumuzun cevabının 1, 2, 3 yani E şekli olması lazım. Beşinci soru. Haçlılara karşı 1396 yılında kazanılan Nibolu Savaşı'ndan sonra Abbas Halefesi Yıldırım Beyazıt'a Sultan'ın iklim Rum ünvanı vererek onun Anadolu Sultanı ilan etmiştir. Bu durum Verilen durumlardan, verilen sonuçlardan hangisine ortam hazırlamıştır diye sorulmuş. Bakalım. Birincisinde Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu halkı üzerinde otoritesi artar mı? Evet artık Anadolu'nun meşru sultanı Osmanlı ve Yıldırım Beyazıt arkadaşlar. İkincisi Osmanlı Devleti'nin teokratik bir devlet haline gelmesi etkili midir? Hayır arkadaşlar. Direkt olarak bu yuvanın verilmesi din kurulanları yönetildiğini göstermez. Üçüncüsü Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması. Evet ilk defa Türk siyasi birliği bu ünvanı kullanarak da Yıldırım Beyaz zamanında Osmanoğulları da sağlanmıştır. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani C seçeneğidir. 6. soru Yıldırım Beyaz dönemine ait bazı gelişmeler var arkadaşlar. Bunlardan hangilerinin İstanbul'un fethini kolaylaştırmak amacıyla doğrudan yapıldığı söylenebilir denilmiş. Doğrudan sorularında biz yorum yapmıyoruz. Direkt bize verilen öncülerden şıkkı ulaşmaya çalışacağız. Anadolu'daki beyliklerin itaat altına alınması arkadaşlar İstanbul'un fethiyle doğrudan ilgili değildir. Anadolu isyanı yapılması evet doğrudan ilgilidir. Neden? Çünkü Anadolu'da arkadaşlar böyle Beykoz tarafında bir isyanın yapılması Bizans'a gelebilecek herhangi bir yardım engellemek içindir. Bu daha sonra Fatih zamanında karşısında Boğaz Kisan yapılaraktan bu olay güçlendirilmiştir. Üçüncüsü Haçlar'la Nibol mücadele edilmesi direkt olarak İstanbul'un fethini kolaylaştırma yolunda bir faaliyet değildir. Hatta ve hatta Bizans İstanbul'un kuşatıldığı için Avrupa'dan yardım istediği için Nibola Savaşı oldu. Öyleyse sorumuzun cevabı yalnız iki yani B seçeneğidir. Yedinci sorumuz aşağıdaki seçeneklerde yer alan savaş ikillemelerinden hangisi Yıldırım Beyaz'da İstanbul kuşatmalarının kaldırmasına sebep olmuştur? Yıldırım Beyaz zaman İstanbul 3 defa kuşatılmıştı. Birincisinde Karamanoğulları yüzünden kaldırılmıştı. İkincisi Nibolu Savaşı, üçüncüsü Timur'un Anadolu'ya girmesi yüzünden. Bunu söyleyen arkadaşlar şık ise C şıkıdır. Nibolu ve Ankara Savaşı İstanbul kuşatmalarının kaldırılması neden olan savaşlardır. Yani cevabımız nedir? C seçeneğidir. 8. soru. Balkan devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı düzenledikleri Haç İttifakları 2. Kosova Savaşı'ndan sonra 1683 yılına kadar sona ermiştir. Yani bu dönem artık nereden bakarsanız 150 yıl kadar arkadaşlar hatta 200 yıl kadar Osmanlı'ya karşı bu şekilde bir Haçlı ittifakının güçlü bir Haçlı ittifakının kurulması ne yapacak? Engel olacak. Bu bilgiye göre verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Birincisi Balkanlarda siyasi ve askeri üstünlük Osmanlı'ya mı geçti? Evet. Çünkü artık korkuyorlar. Bakın Osmanlı'ya karşı birlik haline gelemiyorlar. İkincisi Balkan devletleri Osmanlı'yı Balkanlardan alma ümidini kaybetti mi? Çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Üçüncüsü Balkanların etnik yapısı Osmanlı lehine değişmiştir. Burada etnik yapısı ne demek? Onun üzerinde durmakta fayda var. Irk yapısı. Bu demek değildir ki arkadaşlar. Balkanların çoğunluğu Türklerden oluşur. Hayır arkadaşlar. Osmanlı kalıcı olmak için Türkleri bu bölgelere yerleştirmiştir. Ama arkadaşlar bu şekilde bir yargıya ne yapamayız? Ulaşamayız. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. 1243 yılında Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da iç işlerinde serbest yaşayan beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bu durum verilen sonuçlardan hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? Birincisi Anadolu Moğol İstilası'ndan kurtulması gibi bir durum var mı? Hayır arkadaşlar. Yaklaşık olarak 50 yıl boyunca Anadolu Moğol İstilası altında kalacak. İkincisi Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulması. Eğer beylikler bağımsızlıklarını ilan ediyorlarsa Anadolu'da birden fazla devlet ortaya çıkmış mıdır? Evet. O zaman siyasi birlik bozulmuş mudur? Bozulmuştur. Üçüncüsü Bizans'ın Anadolu'ya yeniden egemen olması. Hayır arkadaşlar böyle bir durum olmayacak. Öyleyse sorumuzun cevabı yalnız ki yani A seçeneğidir. 10. soru Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesi etkili olan aşağıdaki unsurlardan hangisi jeopolitik konumu ile ilgilidir? Jeopolitik konum aslında Coğrafyadaki özel konumla aynıdır arkadaşlar. Nedir? Dünya üzerindeki herhangi bir yerin önemli denizleri, önemli kıtaları, önemli yeraltı, yer üstü zenginlikleri olan konumuna biz jeopolitik konum diyoruz. Ya da özel konum diyoruz. Bakalım hangisi bununla alakalı? A şıkkındaki ahilenin desteğine alınması tamamıyla arkadaşlar dini bir ya da ticari bir kesimin desteğine alınmasıyla alakalı, jeopolitik konumuyla alakalı bir durum değil. B şıkkında merkeziyetçi bir devlet yapılanmasının oluşturması ile jeopolitik konumu değil, devletin güçlenmesine etkili olan unsurlardan biri ama bununla alakalı bir gelişme değil. C şıkkında devlet adamının iyi bir yönetici olmasıyla devletin büyümesine etkili ama bizim sorumuzla alakalı bir neden değil. D şıkkında Bizans sınırında kurulması. i̇şte bu bulunduğu konumuyla alakalı bir durum. Öyle sorumuzun cevabı büyük ihtimal D şıkkı. Bakalım E şıkkına. Anadolu'daki beyliklerle iyi geçinmesi yine devletin büyümesine etkili ama jeopolitik konumla alakalı bir durum değil. Öylesi sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 11. soru Sansdere Savaşı ile Edirne ve Filipe'nin Bizans'tan alınması. Verilen gelişmelerden hangilerine ortam hazırlamıştır diye sorulmuş. Birincisi Bizans'ın Balkan toprakları ile bağlantısını kesilmesi ortam hazırlamış mıdır? Evet bu çok önemli arkadaşlar. İkincisi Balkanlar'daki Osmanlı hakimiyeti güçlenir. Bakın iki tane çok önemli kent Osmanlı eline geçiyor. Demek ki hakimiyet güçlendirecek bir durum. Üçüncüsü Haç saldırılarının başlaması ki zaten bu savaşın ardından ne olacak? Sırp sınır savaşı meydana gelecek ki Sırp sınır savaşı Haçlılar ve yaptığı ilk savaştır. Öyleyse sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 12. soru. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı denizinin gelişmesine katkıda bulunmuş? Karasoğulların hakimiyet altına alınması gelişmeye katkıda bulunur. Çünkü Karasoğulları bir denizci beylikti. Kara Mürsel ve Gelibolu'da tersanelerin kurulması. Orhan Bey zamanında Kara Mürsel, Yıldırım Bey zamanında Gelibolu'da tersane kuruldu. Tersane nedir? Gemi yapılan yerdir. Denizcili geliştirir mi? Evet. Çimpe Kalesi'nin alınması. Arkadaşlar denizcilikle alakalı mı? Hayır. Rumeli'de alınan ilk yerdir ama denizcilikle alakalı bir gelişme değildir. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir. 13. soru aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu sırada siyasi varlığını devam ettiren devletlerden biri değildir. Yani kurulduğu sıralar nedir? 14. yüzyılın başları. Memluklar var mıydı? Vardı. İlhanlılar var ama hemen akabinde yıkılacaklar. Altın Orda Devleti var Karadeniz'in kuzeyinde Timur tarafından yıkılacak. Büyük Selçuklu Devleti 157 yılında yıkıldı arkadaşlar. Yani 12. yüzyılın ortalarında yıkıldı. Osmanlı ne zaman kurulmuştu? 14. yüzyıl. Bizans var. Öyleyse sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 14. soru Osmanlı Devleti'nin kuruluşun ilk dönemlerinde merkezini sürekli olarak batıya doğru kaydırması verilen gerekçelerden hangileriyle açıklanabilir diye. Bakın fetih alanlarına en yakın yerler merkez seçilmiş. ve Böylece fetihler hızlandırılmaya çalışılmış. Bize bakalım verilen gerekçeler nasıl gerekçeler? Birincisi Fetih politikasına ağırlık verilmesi Osmanlı hızlandıran bir durumdur fetihlerini. İkincisi Genişleme yönü batı ki batıya uygun olan şehirler merkezi seçilmiş. Üçüncüsü gaza ve önemsendiği için yine batıya en yakın yerler merkez olarak seçilmiş. Bakın merkezler en güçlü olduğu yerlerdir devletin. Yani devletin sınırları oraya kadar gerilese bile merkezi kolay kolay ne yapamazlar? Devletler aşamazlar. Osmanlı'nın en kötü zamanlarında bile insanlar İstanbul'a alamamıştır arkadaşlar kolaylıkla. Bakın çünkü merkez dediği zaman devlet yıkan, veya devleti varlığın devam ettiren yerler algılanmalı. Mesela Mudanya ateşkesiyle İstanbul tebliğe bırakılınca Osmanlı hukuken yıkıldı diyoruz. Bakın ne olmuş? Merkezin bir başka gücün eline bırakılması önceki bir devletin yıkılması demek. Ya da daha sonra göreceğiz Muhaç Savaşı'yla bu dinin ele geçirilmesi Macaristan'ın başkentidir. Macaristan'ın yıkılması demek. Dolayısıyla merkezin neresi olduğu çok önemlidir. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneğidir.